Peki. Alper Bey, hocam iyi günler. Aşırı ve şiddetli hapşırıyorum. Çözüm bulamadım. O kadar şiddetli oluyor ki kas ağrılarım oluyor. Şiddetli. Yıllar önce kulak, burun, boğaz, burnumdan sıvı aldı. Alerjim olduğunu söyledi demiş. Nasıl? Ha, neye karşı alerjisi? Peki, o, o yok. Hapşırma mı? Hapşırma. Çok şiddetli hapş aşırı ve şiddetli hapşırıyorum İsmi ne? yazmış Alper Bey. Şimdi bakın Alper Bey. Bu herhalde mevsimsel değildir. Bu baharda zaman nezlesi filan var ya burada yapacağı şey bir tere. Taze tere var ya 4-5 yaprak tere. Bu çok fayda edecektir. Hapşırmada göz sulanır, burun akıntısı var mı bilmiyorum. Ama hapşırma başka bir şeyimiz var mı Serpil? Zaman nezlesine bağlıysa üzerlik tohumumuz var bizim burada. Hı, onu tamam. onun içine atıp bulsunu yapması gerekiyor evet üzerlik tohumu kitaba da yazmıştım ben onu ta 2000 2000 yılındakine bitkilerdeki sağlık mucizesi diye ilk kitabımdır benim o ee, Hüseyin evet üzerlik tohumu evet hocam ee, bahsettirtmiyorsunuz ama bir gün inşallah şuraya bir şöyle bir dizelim bir kerecik yapalım artık müsaade edin hocam Üzerlik tohumu. Evet. Geniş tabanlı bir tencereye şöyle yani bir karış yeter. İçine yarım bardak su ilave edin. Üstüne de bir yemek kaşığı üzerlik tohumu. Atın kaynayan suyun içine. Onu burnunuzdan soluyun. Hapşırmaya karşı. Rinite karşı. Evet. Bu taze tere. Lavanta. Bak. Lavanta çayı da faydalıdır. Eğer bu hapşırmayı tetikleyen rinitse yani burun içi iltihaplanma orada da şey çok etkilidir lavanta.